Abdi ile Karanfil Halit Ziya Uşaklıgil Bu bir aşk öyküsü. Kerem Aslı Tahir'le Zühre Nevi'nden bir öykü. Ben bu öykünün aslını öğrendiğim vakit 15'lerimde olmalıydım. Bundan 60 yıl önce başlayan bu öğrenme sonraları yıllarca devam etti. Bugün onun değişik evrelerini anılarımda evirip çevirirken, bütün kahramanlarını tam bir açık seçiklikle görüyorum. Sanki gözlerimin içinde pek iyi ve net çekilmiş bir film dönüyor. En küçük ayrıntılara kadar her tablosunu canlanmış buluyorum. Bu malumat nasıl ve nerede meydana geldi? Dedem Bozya kabağından bıktıktan sonra birkaç yıl Göztepe'de yazlık olarak bir güzel ve büyük yalı kiralamıştı. Sonra buradan o denli memnun kaldı ki, bir Frank ailesinin Göztepe sırtında ve oldukça yüksekte geniş bir bahçe içindeki bir köşkünü satın aldı. Burada bir takım değişiklikler yaptırdıktan, özellikle setler halinde köşke kadar uzanan bahçeyi düzenlettirdikten sonra artık her yaz mevsimini burada geçirmeye başlamıştı. Köşkün önünde kıyıda bir arsası, yukarıda arka yanındaki dağ sırtında geniş tarlaları vardı. Kıyıda bir güzel deniz hamamı, yukarıda da bir güvercinlik, bir kümes, bir selamlık dairesi, bir ahır yaptırmıştı. Dedem aşağıda caddeden başlayarak köşke kadar olan uzun, dik yokuşu tırmanmak istemeyerek geniş görkemli köşkünün ve çevresinin yan tarafında bulunan yolu düzelttirmiş, orasını bir araba yolu haline getirmişti. Her akşam arabayla kentten dönünce aşağıda inmeyerek yukarıya kadar çıkmak imkanını bulmuş olurdu. Arabadan söz ederken öykünün kahramanlarından biri olan Abdi gözlerimin içinde canlandı. O zaman 25 ile 30 yaşları arasında genç, dinç bir Türk delikanlısı olan bu adam, beyaz pembe yanaklı, koyu siyah bos bıyıklı, çok düzgün bir boya posa sahip, her anlamıyla yakışıklı ve sevimliydi. Başta dedem olduğu halde onu hep severdik. O kadar dürüsttü ki, yıllardan beri hizmette bulunduğu halde, kendisine yöneltilecek hiçbir suçu görülmemişti. Herkes onu severdi. Herkes onu severdi dedim. Ama bir tek kural dışı vardı. Büyük babam haçtan dönerken yanında getirdiği Refik bu genel sevgiye katılmazdı. İlk önce bu pek anlaşılamamıştı. Anlamaya da gerek görülmezdi. Çünkü erkekliği kendisinden alınmış olan bu zavallının ruhunda herkese her şeye karşı bir kim vardı.'' Sonra yaratılış onu uzun boyunun, geniş omuzlarının, düzgün vücudunun güzelliklerine karşılık yüzünü öyle çirkin yapmış, fazla olarak bütün yüzünü çiçek bozukluğuyla öyle kaplamıştı ki kendisini neredeyse korkunç bir yaratık yapmıştı. Ondan herkes korkardı. Aile çocukları küçükken onun şamarlarıyla tanışmış, alışkanlık edinmişlerdi. Ben nasılsa bundan ayrı ve uzak kalmıştım ama gene de ondan korkardım.'' Hele Çerkes ve Zenci halayıklar, uşaklar, bahçıvanlar, onun beyazına kadar sertlik ve katılık kanlarına bulanmış olan gözlerinden kaçarlardı. Ondan en çok uzak kalmaya dikkat eden de arabacı Abdi'ydi. Bu genç nereliydi, nereden gelmişti? Aklımda öyle kalmış ki, Aydın köylerinden birinde çift çubuk ve birkaç incir zeytin ağaçları sahibi olan zengin bir adamın oğluydu. Sanırım bir gün bir haşarılıktan Belki köyün güzel kızlarından birine sataşmış olmasından dolayı babasından dayak yemiş ve bunu şahsi onuruna yediremeyerek kaçıp İzmir'e gelmiş. Hemen ilk günlerde dedemin konağına arabacı yamaklığıyla yerleşerek kısa bir zaman içinde pek usta bir arabacı olmuştu. Parlak düğmelerle koyu yeşil ceketi içinde arabanın üzerinde öyle gösterişliydi ki Refik Ağa'nın sadece bu bile yeterliydi. Bu iki adam nasıl olurdu da birbirleriyle çarpışmazlardı. Dedemin Refik aya büyük bir güveni vardı. Üstelik onu bir tür vekil harç derecesine çıkarmıştı. Her vakit ona söz söylerken Hacı Refik diye seslenirdi. Arabacı Abdi'den de o kadar memnundu ki ona da her seslenişte çocuğum derdi. Bu iki adamın birbirine karşı olan tiksinmeleri ve düşmanlıkları, efendilerinin bu iltifatları arasında bir dengeleşme noktası bulur ve bir kapalı kutu biçimini alırdı. Ben hiçbir zaman bu kutunun açıldığına tanık olmadım. Yalnız arada kaynaşan duyguları bulabilmek gerekliydi. Bunu da sonraları herkesle birlikte ben de öğrendim. Ben sık sık Göztepe'ye gider ve orada konuk olurdum. Dedemin evi bana pek sıcak gelirdi. Dedemin ninemin beni her görüşlerinde öyle sevecenlikle dolu bir halleri vardı ki beni o eve ısındırmak için sadece bu bile yeterliydi. Sonra da küçük alam Nafize Hanım'la küçük amcam Süleyman Bey vardı. Kendi kardeşlerimden uzak oluşumun özlemini bunların sevgisi giderirdi. Hele küçük amcam benim için akran niteliğinde bir kardeş, fazla olarak da bir sırdaştı. Küçük alama gelince onunla pek kaynaşmıştık aramızda bir de müzik bağlantısı vardı. O nedense piyano derslerini salsaklayarak işi büsbütün Türk musikisine dökmüştü. Kocası enişte İzzet Bey de keman meraklısıydı. Eniştenin kemanından söz ederken gülümsüyorum. Bilenin elinde pek itaatli, her isteğe pek boyun her olan bu çalgı onun ellerinde bir isyancı olurdu. Hiç unutmam benim İstanbul'dan getirdiğim notaları halamla eniştem biri piyanosuyla, öteki kemanıyla çalmak istediler. Bu şarkılardan birini anımsıyorum. Müjganlarının yaresi işler ciğerimde, sevdayı muhabbet esiyor şimdi serimde. Halam piyano da ilk aşamada bunu çıkarmış olduğu halde eniştemin yayı hep gelir bir notada irkilir kalırdı. O zaman onu kemanına kızarken, anahtarları gevşetip sıkıştırırken, küçük okuyucunun körpe dalgalı sesine yan gözle ve sitemle bakarak görürdüm. Ama ne olursa olsun gene hep o noktada anahtarlardan bir hayır gelmez, keman gene inat eder ve artık yorulup kısılmaya başlayan okuyucunun sesi de gittikçe daha bozuk olurdu. Ortada bozuk olmayan yalnız piyano vardı ve keman yayının isyanları yinelendikçe halam KK'yı basar, iskemlesinin üzerinde dönerek kocasına ayol dügah perdesine bassana çeşidinden kocasına bir yardımda bulunurdu. Küçük halamın iki kendisine çok bağlı halayı vardı. Hüsnüal adında bir çerkesle karanfil adında bir habeş. Hüsnüal ne kadar iyi olmak mümkünse o kadar iyiydi. Ama yüzü öyle bir yaratılış cimriliğine rastlamıştı ki onun hiçbir zaman bir isteyici bularak evlendirilip çırak edilmesine imkan görülemezdi. Nitekim ömrünün sonuna kadar hep kız olarak kalmış, ve kendisini birazcık bile güzel olmaktan yoksun eden Allah'ına o kimliğiyle canını teslim etmişti. Karanfile gelince ona Habeş dedim ama yanlış. Bu yanlışlığa neden olan renginin son derece belki Habeşlerde bile pek seyrek rastlanılan açıklıkta olmasıydı. O Habeş değildi, Çat Gölü yakınlarından geliyordu. Sonraları hakkında daha fazla bilgi edindim. O zamanlar Karanfil 20'sinde ya vardı ya yoktu. Ne tatlı, ne cana yakın, ne körpe, ne civan bir şeydi bu çat yakınlarının güzel kızı. Kendiliğinden sürmeli gözleri, kıvırcık kirpikleri, fazla ballılağından çatlamış bir mor incir gibi ince dudaklarının arasından görünen düzgün beyaz dişleri vardı. Ama her şeyden çok onun her vakit dargın sanılan yüzünde öyle bir ağır başlılığı, belki de kendini beğenmiş diye yorumlanabilecek öyle bir hali vardı ki, ona bir sultan kızı havası verirdi. Sultan değilse bile ona yakın varsayılabilecek bir şeyhin kızıydı. Bunu annemin özel hizmetine bakan karanfil kadar genç, onun kadar güzel cariyesi Müferrih'ten öğrenmiştim. O da ne çalımlı ne alımlı bir kızdı. Bana karşı bir yılışıklığı da vardı. Hele yürüyüşü, yürümek değil sanki bir dans edişti. Kabilesinin oyunlarından bedeninde yer etmiş bir hava onu gerdanından omuzlarına, oradan bütün göğsüne, kalçalarına, bacaklarına, ta ayak parmaklarının uçlarına kadar kavramış gibiydi. Aşırılığa varmayan bir salıntılı, bir dalgalanışlı yürüyüş ki, beni her gördükçe gözleri süzülerek daha da çekici bir anlatım alır ve kendisine çağıran soluk alıp verişle, ''Sanki ne çekiniyorsun?'' ''Senin 15 yaşınla benim 20 yaşımın arasında küçücük bir ara var. Onu versek ne gerekir? Nasıl birbirimizi bulur, nasıl o küçük arayı ortadan kaldırıverirdik demek isterdi. Ben daha çocukluktan çıkmamıştım, daha erkeklik duygularını duymamıştım sanırım. Ama ta içimde o duyguların ön atılımları taşmaya hazır gibiydi. Eğer korkak, çekingen, hele annemden yılgın olmasaydım kim bilir neler neler olabilirdi. Bir gün çakıl döşeli avlunun öte başında o görünürken, ben de öte yandaki odama geçiyordum. Karşı karşıya geldik. O kadar karşılaştık ki eğer yön değiştirmek aklıma gelmeseydi çarpışacaktık. Çarpışmadık ama onun beni gördükten sonra büsbütün süzülen gözlerinin, büsbütün salıntılı, çalkantılı olan yürüyüşünden öyle bir biraz daha gel diyen çağrısı vardı ki, bir omzumun onun karşıma gelen omzuna dokunmasına ve bu dokunma gerçekleşince orada gecikmesine engel olamadım.'' ve düşünmeden kim bilir nasıl bir hareketle iki parmağım onun ince dudaklarını kavradı, o gözlerini kapadı, daha ilerisini bekledi. Denebilir ki ağzı ağzıma yapışmak istedi. Ah bu çocukluk, insana ne çılgınlıklar yaptırmak isteğini verir. Silkindim ve birden kendime gelerek çekildim. İlk aklıma gelen bir şeyle olayın akışını değiştirmek isteyerek dedim ki, ''Kuzum müferri, şu karanfilin tutumu, davranışı, cakası ne oluyor, ne surat, ne büyüklenme o? O da biraz çekildi ve sitemle karşılık verdi. Hmm, bırak şu kibirli kızı. O kabilesinin başkanının kızıymış. Kendisi öyle söylüyor. İster inan ister inanma. Yoksa sen de onun davranışlarına mı kapılıyorsun Süleyman Bey gibi? Süleyman Bey dediği küçük amcamdı. Demek, demek Süleyman Bey'le uyuşmuşlar dedim. Hemen karşılık verdi. Hayır onun gözü arabacı Abdi'de Süleyman Bey'e yüz vermiyor. Bunları söyledikten sonra durdu bekledi. Dudaklarında gene benden beklenen bir isteğin titremeleri vardı. Ama ben sadece küçük bir şamarcıkla onun yanağını okşadıktan sonra yoluma gittim. Kim bilir o gün bana ne kadar kinlendi. İki önemli şeyi öğrenmiştim. Süleyman amcamın eğilimini ve karanfilin aşkını. Bu küçük amcam benden iki yaş daha büyüktü ve elbette o benden daha önce tutkunluk dalgalarına kapılıyordu. Sonra karanfilin arabacı abdiye aşkı. Kızın hakkı da vardı. Bu genç öyle yakışıklı, öyle alımlıydı ki. O da bu güzel Afrika kızına iyiden iyiye tutulmuştu elbette. Karanfil yeni bitmekte olan bıyıklarıyla pek sevimli bir genç olmaya yaklaşan küçük amcamda bir sevgi uyandırmış olunca, pos bıyıklı, boylu poslu, Ele resmi arabacı giysisi içinde daha da güzel olan arabacıda da yanıp tutuşmak eğilimleriyle kaynaşan bir kan dolaşımını elbette uyandırmış olacaktı. Bu iki ortam üzerinde incelemeler yapmak gerekiyordu. Sanırım bende de aşırı bir araştırma merakı vardı. Doğrudan doğruya Süleyman amcama karşı bir deneme yapılamazdı. O aradaki küçük yaş farkını kafasında büyüterek her fırsatta bana büyük amca kimliği takınır. Küçüğünün kendisiyle yüz göz olmasına fırsat yaratacak şeylerden kaçınırdı. Onun için ben de daha çok karanfil üzerinde durmaya karar verdim. O gerçekten pek çekici bir hasbaydı. Hele o kendini beğenmişliğe yakın tutum ve davranışı, yüzünün hep o ağır başlı hali, kendisine dikçe bakılınca kaçan gözlerinin gülümseyen bakışı bir araya gelip öyle bir toplam oluştururdu ki Süleyman amcama hak verirdim. Hele abdinin yürekten vurulmuş bulunduğu bence hiç kuşku duyulmayacak bir gerçek oluyordu. Karanfil ile müferrih arasında birincisinin yararına bir ayrım vardı. Ben müferrih için kendimi tutamamak korkuları geçirirken bile küçük amcamın karanfilin alımlılığına ne kerteye kadar direnebilmiş olacağı pek düşünülecek bir soruydu. Müferrih ne kadar sokulgan, ne kadar yılışık, ne kadar kendisini vermeye hazırdıysa Karanfil o kadar uzak, o kadar soğuk, o kadar orlarda bir ilişiği olmayan yaratıktı. Gariptir ki birbirine zıt olan bu iki hal ve tutum sonuç bakımından aynı noktaya varıyor, kendisini de başka başka bakımlardan, hele yeni çocukluktan çıkan gençler için sakınılacak aynı tehlike derecesine getirmiş bulunuyordu. Sonunda bir gün her iki ortamda bana inceleme imkanı veren bir fırsat çıktı. Hem karanfilin sırrını hem küçük amcamın bir itirafını öğrenmiş oluverdim. Küçük alam Nafize Hanım'ın bir ana olarak alın yazısı pek acıydı. Küçük yaşta iki çocuğunu kaybedivermişti. Üçüncüsü Ahsen o zamanlar üç yaşındaydı sanıyorum. Talihi küskün olan bu genç annenin hanım olarak talihi pek açıktı. Kendi herkese çok iyi davranan, öyle sevecen biriydi ki Çeyiz cariyesi Çerkes Hüsnihal ile birlikte güzel karanfil ona bütün varlıklarını adamışlardı. Ta ölümüne kadar ömürlerini onun hizmetinde, onun dizleri dibinde büyük bir sadıklıkla, gevşemek bilmez bir bağlılıkla geçirdiler. Karanfil o kadar ağırbaşlı, o kadar güvenilebilecek ciddi davranışlıydı ki küçük alan Ahsen için ondan daha iyi bir dadı bulamazdı. Ne güzel bir çocuktu bu Ahsen. İri, baygın, gür kirpikli gözleri, hafif pembeliklerle dalgalanan beyaz teni, lüle lüle sarı saçları vardı. Onu ben Karanfil'in kucağında gördükçe okşar, öperdim. Onun tombul ellerini, yanaklarını sıkıştırırken gözlerimin elimde olmayan bir akışı dadasının göğsüne akar, orada gecikir, geciktiğine dikkat olunsun diye bekler, bir ara acaba nasıl bir etki yapmıştır diye kızın yüzüne bakardı. Ama o yüzde hiç belirti olmazdı ki uyanan etkiyi açığa vursun. Ne durgun, ne uyuşuk kızdı bu karanfil. Acaba gerçekten de böyle miydi? Mayıs sonlarında sıcak bir gündü. Biz amca yeğen her gün akşamüstü köşkten aşağı iner, deniz hamamına giderdik. O saatlerde sularda da bir ılıklık olurdu. Günün sıcağından sonra ne kadar ılık olursa olsun, suların serinliğinden büyük bir haz duyarak denizde biraz gecikirdim. Süleyman amcam bir sefer dalıp çıktıktan sonra birkaç kulaç yüzdükten sonra bir merakı vardı. Hamamın ön tarafına oturur, balık takımlarını çevresine alır, köşke dönmeden önce bir ikinci sefer dalıp çıkmak üzere orada balık tutmaya çalışırdı. Ben sudan çıktıktan sonra omuzlarıma silineceğimi alarak hamamın ön taraf kapısına çıkmıştım ve kapıyı tamamıyla açmayarak yana yüreğe göz attım. Görülecek bir görüntü vardı.'' Biraz ötede kumların üzerinde ahsen çakıllarla oynuyor, sanırım kumların arasında deniz böcekleri kabukları, şeytan minareleri topluyordu. Karanfil bağdaş kurmuş, başörtüsü arkasına kaymış halde oturuyordu. Ta yanı başında da ne kadar yakın olmak mümkünse o kadar yanına çömelmiş arabacı abdi vardı. Onların arkası bana dönüktü ama ben ikisinin de yandan yüzlerini görüyordum.'' Bu elbette aşkla dolu bir konuşmaydı. Abdinin yüzünde geniş bir zevk gülümsemesi yayılarak dalgalanıyordu. Karanfil her zaman olduğu gibi gene durgun yüzünde bir duygulanma izi belirtmeksizin onu dalgın dalgın dinliyor gibiydi. Ama gözlerinde öyle süzülen bir anlam vardı ki, Abdi'nin sözlerini sarhoş eden bir şarap çeşidinden, yudum yudum içtiğinden kuşku yoktu artık müferrih kulağıma bir pire koymuş olduğundan, bu ikisinin arasında bir aşk tablosu bulunduğuna tanık olmaktan hiç kuşku duyamazdım. Hemen içeri girip bunu Süleyman amcama yetiştirmekle acele ettim. Sanırım biraz fesatça bir çocuktum. Fazla olarak bunu haber vermekle, gene müferrihin kafama taktığı bir düşünceyle küçük amcamı söyletmek fırsatı bulmuş olacaktım. O balık tutmakla uğraşmaktaydı bana. Gürültü etme dedi. Yanına çömeldim ve yavaş sesle, dışarıda kumların üzerinde bir aşk söyleşmesi var dedim. Başını yana kaldırarak, kimler diye sordu. Ben, Abdile Karanfil deyince güldü. Ha çocuğum, o eski hikaye. Sen nereden biliyorsun? Onlar ne vakitten beri sevişiyorlar, kaldı ki nişanlanmış gibiler. Bunu herkes biliyor, babam, annem, ablam buna karar vermişlerdir. Yakında ikisini bir araya getirecekler. Onlar ya dağ tarafında ya deniz tarafında her gün buluşurlar. Herkes de gözlerini yumar. Buluşmaları için ah sen pek iyi bir nedendir, dedi. Bunları söyledikten sonra gene balık avına dalarak ekledi. Evet, bunu herkes biliyor. Mısır'daki Sağır Sultan bile işitmiştir. Sen yeni mi öğreniyorsun? Tam sırasıydı. Onu söyletmek için yutkunarak, karanfilde siyah falan ama pek hoş bir yaratık dedim. O benden daha çok yutkundu ve büyüklük taslayan sesini takınarak konuştu. Utanmıyor musun? Sen daha çocuksun. Böyle şeyler senin ağzına yakışmaz. Bu azarlamayı savurduktan sonra içindekileri püskürtmek gereksinimine kapılarak ortaya bıraktı. Bana dik dik bakarak, ''Çocuksun ama sen de yakında uyanacaksın. Hakkım var. Karanfil pek hoş bir yaratık.'' Ben de bunun ne vakitten beri farkındayım ve ne yalan söyleyeyim, onun kibirli kendisini büyük görme halinin altında bir kaynayan kan sakladığına da inanıyorum. Hele Abdi ile ilişkisini öğrendikten sonra ben de bir tür aşağısını söylemeden durdu. Sen Pierre Loti'den bir şeyler okudun mu? Ne okudun bakayım diye sordu. İçimden vah dedim. Sözün akışını değiştirdi. Edebiyattan konuşacak. Karşılık verdim. Ee, İzlanda balıkçıları sana onun iki kitabını vereyim. Bir sipahinin romanı ve Loti'nin evlenişi. Bunları okurken hikayemi kolaylıkla anlarsın. Öyküsünün arkasını bu kitapların okunmasına bırakacak diye korktum ve yüreklilik göstererek hikayeni şimdi de anlayabileceğimi sanıyorum dedim. O zaman konuşmak, anlatmak gereksinmesini daha da fazla duyaraktan anlattı. Barda buraya taşındığımız zaman karanfil gözüme daha başka görünmeye başladı. Belki daha duymamışsındır ama baharın bir garip etkisi vardır. İkide bir de gözlerimin kızın göğsüne bir dikilişi vardı ki. Onun gergin gömleğinin altındaki kabarıklıklara dalıp giderdim. O bunu sezinleyince gömleğini çeker, gevşemeye çalışır ya da dönerek yanımdan uzaklaşırdı. O böyle çekindikçe bende günden güne artan bir istek, bir saplantı şiddetini aldı. Ne olursa olsun göğsünü ellerimle tutmak, avuçlarımın içinde sıkmak, onun canını acıtıncaya kadar durdu. ''Baksana ne çirkin şeyler anlatıyorum dedi. Ben içimden hiç sıkılma ben daha senin kadar büyümedim ama bu isteği ben de müferrih için kaç kezler duydum diyordum. O içimden söylediğim bu sözleri sakince işitmişçesine kendinde anlatma gücü buldu ve konuşmasını sürdürdü. Buna cesaret edemedim kız katı ve sert bir yaratık. Kim bilir nasıl isyan edecek. Belki anneme belki ablama şikayet edecek. Kapı yoldaşlarına nişanlısını anlatacak. Büyük bir skandal. Buna başka bir çare bulmalıydı. Sonunda da çareyi buldum. O çocukla birlikte benim odamın yanındaki bir küçük odada yatar. Bir gün, bundan 15 gün kadar önce onların odasına gizlice bir kitap bıraktım. Herkes uykudayken ben yavaşça kalktım ve yalın ayak onların odasına kadar gittim. Sanki kitabı alacaktım. Büyük bir dikkatle kapıyı açtım ve kulak verdim. O öyküsünü anlatırken ben küçüğüne karşı büyüklük taslayan şu daha kendisi de çocuk amcayı hayalimde izliyor ve onu hareketlerinde sanki açık seçik görüyordum. Ah sen küçük kar yolasında mışıl mışıl uyuyordu. Öte yandan karanfilin de yatağında derin bir uykuda olduğuna düzenli soluk alıp verişleri kanıtlık ediyordu. Orada bir küçük gece kandili vardı. Onun yatağına yaklaştım ve baktım. Kandili söndürmeden önce bir kez daha baktım. Sonra kandili üfledim. Rahat dursaydım belki devam edecektim. Tam bu sırada onun kolları boynuma dolandı ve beni kendine çekerek ''Abdicim daha gel'' dedi. Kız düşünde sevgilisini görüyor, göğsünde onun ellerinin dolaştığını sanıyordu. Bu sözlerden sonra uyandı silgindi. Yatağında doğrularak ''Refika yine mi geldin?'' Artık küçük hanıma haber vereceğim dedi. Ben hemen fırladım ve odadan çıktım. Bir sır öğrenmiş bulunuyordum. Demek Lala Refik de karanfile musallat oluyordu. Küçük amcam bunları söyleyince ben yürekten gelen bir şaşkınlıkla ''Lakin Lala Refik erkek değil ki'' dedim. Süleyman Bey bana çıkıştı. Ahmak olma. Adamın erkekliğini almışlar ama yüreğini de birlikte sökmemişler ya. Başka bir gün sana biraz daha açıklama yaparım. Bana bak ağzını sımsıkı kaparsın ve söylediklerimden kimseye bir şeyler çıtlatmazsın. Bunun üzerine balık avlamaktan vazgeçerek sanırım kanının ateşini söndürmek için denize atladı. Süleyman Bey vaat ettiği kitapları bana verdi. Bunları bir atılımda okudum yuttum. Bir ara sordu. Nasıl buldun? Oo çok çok güzel. Sonra bana bir ders verdim. Bizde ve İzmir'in başlıca evlerinde takım takım görülen ve hele İstanbul'da başka büyük Türk kentlerinde yüzlerce bulunan bu Afrika kızlarının nasıl olup da buralara kadar geldiklerini ve kim bilir esirlik hayatında nasıl evreler geçirdiklerini bilmek gerekir. Sade ülkemizde değil, bu zavallılar bütün dünyaya yayılmışlardır. Bize gelenler çoğunlukla Çat Gölü yakınlarındandır. Afno, Bagermi, Borno kabilelerinden, Ayrıca Kongo'dan, Sudan'dan, Habeşistan'dan. Bu uzak yerlerden buralara kadar gelmek için neler görmüşler, neler neler geçirmişlerdir. Hele zalim esircilerin elinde birçoğu çocuk, birçoğu körpe genç kız, pek azı olgun kadın olan bu yaratıklar, kim bilir nasıl kötü ve korkunç isteklere araç edilmişlerdir. Daha sonra satıldıkları evlerde her birinin bir acı serüveni vardır.'' Bunların alın yazılarına bizim evdekilerin halleriyle karar ve yargı vermeye kalkışmamalı. Onları bekleyen kötü sonun bir küçük örneğini görmek için Kadife Kale sırtında sefaleti sergileyen Zenci Mahallesi'ne kadar gittik. O çöplük yerinin parçalayan tablosunu incelemek gerekir. Süleyman Bey bunları söylerken çok güzel konuşan bir söylevci kesilmişti. Ben onu hiçbir zaman böyle derin düşünür ve güzel konuşur olarak görmemiştim kendi kendime bu söylevin altında bir neden saklıdır diyordum. O bir sonuç vermek için işte örneğin karanfil. O bugün bir aşk sarhoşluğunun ortasında mutlu. Ama korkuyorum onun çevresinde dolaşan bir kara bela var diyordu. Ben nasıl diye sordum. Lala Refik dedi. Yakında bunun belirtisi görülecektir elbette. Daha çok konuşmak istemeyerek sustu. Bu konuda daha fazla konuşmayacağını anlayarak ben sana haber vermek istiyordum. Dün denizden çıktıktan sonra vücudumda bir kırıklık duyuyorum. Sanırım hasta olacağım. Onun için bugün İzmir'e inmek, evimize gitmek niyetindeyim. Annemin de beni çok özlemiş olacağında kuşku yok. Eğer hastalanırsam onun gözleri önünde bakılmalıyım dedim. O gülerek, he yoksa okuduğun kitaplardan sonra sizin müferrih kafanı mı bulandırdı dedi. Karşılık verdim. Ben uslu çocuğum, müferrih hiç aklıma gelmez.'' Ondan önce beni pek seven Diloş tadı var. Onu ben de pek severim ve pek özledim. Bu konuşmadan sonra ufak tefek eşyamı çantama koydum ve İzmir'e indim. Kestirişimde hiç yanılma yokmuş. Eve gider gitmez ateşlendim. Beni hemen yatırdılar. Bir soğuk algınlığı denildi. Anneciğimin gözleri önünde içinde karabiber ısıtılmış bir ispirtoyu yün bir keseyle göğsüme sırtıma süren dilhoş dadı beni sımsıkı örttü. Hadi uyu ondan sonra açılırsın dedi. Bütün vücudum ağrıyor. Kollarım, bacaklarım sanki kıyılıyor dedim. Annem kim bilir denizde ne kadar çok kaldın. Çok kötü soğuk kalmışsın. Sana Müferrih gelsin de vücudunu bir güzel olsun. Sen de hemen uyumana bak dedi. Onlar gittiler Müferrih geldi yatağımın yanına oturdu. Ah küçük beyim dedi. Siz Göztepe'ye gidince içimde hep bir korku vardı. Kim bilir o deniz merakı neler yapacak diye kendi kendimi yiyordum. Gözlerinin içinde bana bağlılığının baygın bir bakışı süzülüyordu. Sizi oğuyayım dedi ve kollarını yorganın altına sokarak iki eliyle ayaklarımı yakaladı. Pek usta dokunmalarla parmaklarımdan başladı. Müferrih sen ne güzel oğuyorsun bunu nerede öğrendin dedim. Gözlerini uzaklara doğru çevirerek güldü ve Hacı Selim'den dedi. O da kim oluyor? bana bakmayarak anlattı. Bizi memleketten getiren esirci. Biz sekiz kişiydik, en küçüğü ben. O zaman on, belki on iki yaşındaydım. Ötekiler benden çok büyüktüler. Nelerden geçtik, nerelerde kaldık, sonunda işte İzmir'e vardık. Hacı Selim ötekileri hep bir yere tıkar, beni çocuktur diye hep yanına alırdı. Durdu, daha da konuşmamakta da kararsızdı. Ben onun öyküsünü pek merak ediyordum. Bunu dinlemek istiyordum kendisini yüreklendirmek için sonra diye sordum. Sonrası ne olacak her akşam yatakta kendisini oğdurdu. Sen o zaman da böyle iyi oğar mıydın? Hayır karşılığını verdi. E nasıl öğrendin diye üzerine vardım. E, o öğretti dedi. Ve birden coşarak bana sen beceremiyorsun ben sana öğreteyim diye o da beni oğmaya başladı bütün vücudumu. Durdu. Ben üsteledim. Kuzum müferrih bu adamla nasıl konuşurdun, ne dille söyleşirdiniz? Onun asıl dili Arapçaydı ama çat kabilelerinin dillerini de bilirdi. Biraz durdu yutkunarak, ne yaman bir adamdı bu Hacı Selim dedi. Yeniden başladı. Sonra beni ilk kapıma Hanife Hanım'a sattı. Orada sanırım altı yıl kaldım. Türkçeyi orada öğrendim. Hanımın efendisi ölmüştü. Ben yaşta bir oğlu vardı. Onu da her gece uyutmak için oardım. Hanife Hanım oğlu rahat uyusun diye bizi bırakırdı. Bu delikanlı sizin gibi uslu bir genç değildi. Bir daha durdu. Derken onun askerliğe çıktı. Bedel vermek için beni sattılar. İkinci kapı olarak işte buraya geldim. Ben e, gelin oluncaya kadar burada kalırsın dedikten sonra ekledim. Artık yoruldun müferri. Ben de uyuyayım. Şimdiden gevşemeye başladım. Gözlerim kapanıyor.'' sizi uyutmadan önce bırakmam diyerek o sürdürdü. İçimden, kız fena tutkun, Hanife Hanım'ın oğlu onu acaba nerelere kadar alıştırmıştı kim bilir diyerek gözlerimi kapadım. Uyuyormuş yasına derin derin soluk alıyordum. O olmasını sürdürüyordu. Elleri bedenimde dolaşırken ben gerçekten derin bir uykuya daldım. Derin ve düzenli bir uykudan sonra sabaha karşı gözlerimi açınca onu yatağımın yanında bir küçük şilteye kıvrılmış yatıyor buldum. Ben uyanır uyanmaz fırladı, yanıma sokuldu. ''Nasılsınız küçük bey?'' dedi. Gözlerinin içi gülüyordu. Ben ''Çok iyileştim'' dedim. ''Annemle dili hoşladı, kalktıkları vakit haber verirsin.'' ''Sen burada mı yattın?'' diye de sordum. ''Evet'' dedi, ''Sizi yalnız bırakmamam için tembih ettiler. Ben de hep ikide bir kalkarak sizi yokladım. Ne güzel uyuyordunuz. Bol bol da terlediniz.'' Durunuz bakayım. Ellerini yorganın altına sokarak bütün vücudumu yokladı. Ama ne ter ne ter. Sırıl sıklam olmuşsunuz. Sizi sarayım, çamaşırınızı değiştireyim. Garip bir utanma duygusu bu genç kızın elinde soyunmak yürekliliğini bana vermedi. Biraz daha uyuyayım da o işi dil hoşladı yapar dedim. Sokuldu, sokuldu. Daha ilerisine gidemedi. Yalnız, ah küçük beyim dedi siz ne kadar uslusunuz. Bu küçük ve kısa hastalıktan sonra bende bir değişiklik oldu. Ürkek ve çekingen, üstelik utangaç bir çocuk oldum. Yalnız kalmak, herkesten uzak durmak için bir gereksinme duyuyordum. Hele müferrihten kaçıyordum. Ne zaman müferrihle karşılaşsam yüzüne bakmaz, başımı öte yana çevirirdim. O da sonunda benim bu halimi sezinlemekte gecikmedi ve böylelikle ikimizin arasında her zaman için sürüp giden bir küskünlük yerleşmiş oldu. Göztepe'ye de gitmiyordum. Gene denize girer, hastalanır diye annemin bir korkusu oraya gitmemi engelliyordu. Yaz mevsiminin artını böylece geçti. Göztepe'dekilerin yaz sonu çorak kapı konağına taşındıklarını haber alınca gidip Süleyman Bey amcamı görmeye koştum. O selamlıktaki yazı masasının başındaydı. Beni görünce sevinci gözlerinde parlayarak ''Oo, nerelerde kaldın be?'' Sende vefanın adı yok mu? diye başladı. Sonra elinden kalemi atarak ve iskemlesinin üzerinden büsbütün dönerek ekledi. Haberin yok, yeni olaylar var. Ben kestirmemde aldanmamışım. Sonunda Refika almış. Şaşkınlıkla baktığımı görünce yeniden konuştu. Abdi memleketine gidiyor. Karanfille nişanlanma, evlenme hepsi suya düşüyor. Nasıl? Anlayamadım dedim. Anlatayım diye başladı. Geçen gün biz Göztepe'den inmek üzereyken Abdiye köyünden babasından bir mektup geldi. Yaşlı adam orada kim bilir nasıl birisini bulmuş ve ona yazdırmış. Pek iyi ve pek kötü bir mektup. Abdi okumak yazmak bilmez. Mektubu getirdi bana okuttu. Sonra derin derin düşünerek uzun uzun inledi. Yaşlı adam İzmir'den bir mektup almış. Oğlunun burada bir siyah kızla nişanlandığını, onunla evleneceğini birçok ayrıntılarıyla haber veren bir mektup. Adam ben razı değilim buna. Eğer böyle bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan yoksun kalırsın. Ben bir tek oğlumun bana siyah torunlar yetiştirmesine katlanamam. Bu mektubunu alır almaz efendinden izin alır hemen buraya gelirsin. Burada senin namusunu el alemin ağzına sakız yaptığın gül gibi güzel bir kızcağız seni bekliyor. Onunla evlenirsin. Eğer gelmezsen ben gelir ve efendinin ayaklarına kapanır, seni kulaklarından tutarak buraya zorla getiririm.'' Anlarsın ya İzmir'den ona giden mektup Lala Refi'nin bir işi. Bunda kuşku yok. Abdi okuduğum mektubu dinledikten sonra gözlerini silerek bana baktı. Küçük bey şimdi ben ne yapayım dedi. Ben ona nasıl bir şey söyleyebilirdim. Düşündüm sonunda karar verdim. Sen dedim hiç çekinip utanmadan bu mektubu ablama göster. Karanfilin hanımı olur. Bakalım o ne diyecek. Belki o da babama gösterir. Onlar ne karar verirlerse sen ona göre davranırsın.'' Abdi'nin buna aklı yattı ve Göztepe'den inmeden önce mektubu ablama verdi. Ben buraya indikten sonra ablam beni çağırdı ve elime mektubu tutuşturarak Süleyman babama anlattım. O da Abdi'nin baba sözüne uymasını söyledi. Ben de o düşüncedeyim. Karanfil gençtir. Onu çabuk unutur. Sonra kız siyahtır ama güzeldir. Ona pek iyi çeyiz yapacağım. Bir de ev alacağım. Yakında başka isteklilerinin çıkacağında da hiç kuşku yoktur. Sen mektubu Abdi'ye ver.'' hemen yola çıksın. İşte hikaye bu. Abdi yarın gidiyor. Babamdan birkaç para, ablamdan bir takım hediye almış. Belki de köydeki kızla daha iyi bir hayat kurar. E karanfil diye sordum. Ona da haber vermişler. Ne dersin? Kız kibirliliği yüzünden hiçbir şey söylememiş. Ne ağlamış ne sızlamış ama. Ama diye düşüncesinin arkasını bekledim. Ne olacak ona da bir istekli çıkar. O da Abdi'yi unutur gider.'' Süleyman amcanın bu kestirmesi doğru çıkmadı. Karanfil'in durgun yüzünü bir yas bulutu kapladı. Evin içinde hep o bulutla dolaştı durdu. Bütün eğlencesi ahsendi. Onu isteyen çıkmadı değil ama o birer birer hepsini geri çevirdi. Ben gelin olmak istemiyorum diyordu ve öyle oldu. Yalnız Lale Refik'le ilgisini kesti. Onunla konuşmaz, yüzüne bakmaz, nerede karşılaşsa ondan kaçardı. İçinden gelen bir sezgiyle bu hayınlığın ondan geldiği yargısına varmıştı. Yıllar geçti, hep böyle sürüp gitti. Yıllar, yıllar türlü türlü olayları birbirine ekleyip sürükleyerek geçer. Dedemin ölümünden sonra aile dağılmaya başladı. Süleyman amcam intihar etti. Onun büyüğü Yusuf amcam gurbete çıktı. Ahsen öldü. Nafize halanın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hayrün Nisa o karanfilin kucağına verildi. Nafize alam ninemle birlikte İzmir'i terk ettiler. İstanbul'a geçtiler. Burada eniştem İzzet Bey'e devlette önemlice bir görev verdiler. Ben de önümde açılan alın yazısı yolunu izleyerek İzmir'den ayrılmıştım. Hep İstanbul'da olduk. Nafize hala İstanbul'un çeşitli semtlerinde Divan yolunda Gedikpaşa'da Cündi meydanında kısa oturmalardan sonra sonunda Küçük Mustafa Paşa'da büyük bir bahçesiyle eski bir konak satın aldı. Burada enişte İzzet Bey'in güvercin, tavuk, bahçe merakına elverişli bir ortam vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bu konak satıldı. Ona karşılık Kanlıca koyunda arkasında dağa tırmanan bir ormancıkla bir yala alındı. Burada da enişte İzzet Bey'in balık ve sandal merakına elverişli bir ortam bulunmuştu. Nafize Hanım'ın başka çocukları da olmuştu ve bu arada Hayrün Nisa serpilip büyüyordu. Karanfile gelince o abdisini hiçbir zaman unutamamıştı. Evin içinde hep öyle somurtkan yüzüyle, bıçak açmayan ağzı kilitli ve hep hala refiğin sönmek bilmeyen kiniyle bir yas eyvulası biçiminde dolaşır dururdu. Onun tek bir zevki vardı. Hayrün Nisa. Ben ara sıra nafize alama giderdim ve karanfille Hayrün Nisa'yı görürdüm. Çocuğu okşar, karanfile hal hatır sorardım. Dudaklarını büzer, pek karşılık vermez, ağzı hep kilitlenmiş dururdu. Onun çenesi sadece Hayrün Nisa'ya açılırdı. O zaman geveze olur, çocuğa bitmez tükenmez masallar söyler, memleketinin anılarını döker saçar ve kendi dilinde ezgiler mırıldanırdı. Nafize küçük yaşta kaybettiği çocuklarından kalma bir korkuyla yaz bitip de havalar soğumaya başlayınca Hayri Nisa'yı yatağında hapsederdi. Bu yatağın bir cibinliği vardı ve ondan fazla bir de kalınca kumaştan yukarıdan aşağı sarkan bir örtüsü vardı ki havaya engel olmamak için ön tarafından yarı açık bulunurdu. Karanfil burada oturur ve dili çözülerek cır cır öterdi. Hayrı Nisa'ya da bu konuşma yeteneği geçmiş olacaktı. Teşekkür olunur ki geçen sadece bu yetenek olarak kaldığı için ona karanfilin konuşma biçiminden bir şeyler bulaşmamış oldu. Temiz ve pek güzel İstanbul ağzı konuşmasına bir bozukluk gelmedi. Ara sıra merak ederek kalamdan sorardım. Karanfil hep böyle mi? Evet, hep abdisinin yasını tutuyor derdi. Lele aile nasıllar? Gene öyle hep dargın. İkisi de pek uzun yaşadılar. Lele elbette 80'ini aşmıştı. Üstelik 90'ına bile varmıştı. Ondan çok daha genç olan Karanfil de artık güzelliğinden her türlü iz ve eseri kaybetmiş, pörsümüş, çökmüş bir halde epeyce uzun yaşadı. Yalnız ona düşmanının ölümünü görmek mutluluğu nasip oldu. Lele nasıl öldü? o hep yalının bahçesinde sebze yetiştirmekle uğraşırdı. Bütün ömrü lahanalarıyla, pırasalarıyla geçiyordu. Her yıl yalının bahçesi dar gelince dağ tarafındaki bir yere şunu bunu dikerdi. Ortadan kaybolduğunda bahçıvanlar yemek vakti için ona yalının arka tarafına seslenirlerdi. Artık o kadar yaşlanmış, o kadar çökmüştü ki gözleri ışık görmüyor, kulakları hemen hiç işitmiyordu. Bir gün öğle yemeği için onu bulmak mümkün olmamıştı. Belki çarşıya kadar uzanmıştır denildi. Sonra akşam yemeği vakti gelince gene ortaya çıkmadı. O zaman merak edildi ve dağ tarafına giderek Lala Refik arandı. O bir ağaçın altına uzanmış, yüzü koyun yatmış öyle duruyordu. Dürtmek istediler, kımıldanmadı. Vücudunu yokladılar, onu soğuk buldular. Lala Refik sonunda ölmüştü ve bir takım vahşi hayvanlarda olduğu gibi ölümünü gözlerden saklamak için buraya kadar kaçmış, orada hayatına son vermek istemişti. Talihsiz adam. Karanfili olan aşkını işte burada, dağ sırtında, toprakların üstünde, son nefesiyle susturmak çaresini bulmuş olacaktı.